Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Eğer sizinle ilk defa karşılaşıyorsak, ben Melisa. 10 ayda 55, 12 ayda da toplam 70 kilo verdim. Şu anda da doğum kilolarımı vermek için kanalımda paylaştığım elma diyetini yapıyorum. Bu arada beni Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. 10 ayda giden 55 kilo isimli sayfamdan sürekli paylaşımlar yapıyorum. Bu arada şunu söyleyeyim, dün akşam çok güzel bir diyet ve motivasyon grubu kurduk. Öyle bir işimden geldi, bir grup kurayım dedim. Story paylaşmamla anında dönüşler aldım. Zaten story'de de belirtmiştim ilk yazanları alacağım diye. 5 kişilik bir grup kuracaktım ama son anda çok güzel bir mesaj gördüm. Çok böyle yardım almak istediğini hissettiğim için de onu da aldım gruba. 6 kişilik bir grup kurduk. Konuştuk, kaynaştık. Bugün de diyete başladık. Ya daha doğrusu onlar başladı. Ben çünkü elma diyetini yapıyorum. Harika gidiyor. Demem o ki beni Instagram'dan takip ederseniz bu tarz diyet grupları ara ara kurmaya karar verdim. Oradan da haberdar olursunuz. Belki bir sonraki grubumuzda sizinle beraber oluruz. Bugün size harika bir tarifle geldim arkadaşlar. Ama tarife geçmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Sanırım bundan bir önceki videoydu ama gerçi ben bütün videolarımda bunu tekrarlıyorum. Ben detoks çaylarını, detoks sularını çok tüketen bir insan değildim. Bu çayların, bu suların çok fazla etki ettiğini düşünmüyordum. Ta ki bu tarifi yapana kadar. Ben biliyorsunuz daha çok böyle bitki çayları, işte poşet marketlerde satılan poşet çaycılardım. İşte bağırsak çalıştırıcı, ödem attırıcı. Ben genelde dediğim gibi o tarz çayları içmeyi seven bir insandım. Ama dediğim gibi şu tarife rastlayana kadar gerçekten de çok şanslıyım ki şu elma diyeti boyunca, yani elma diyetimi uyguladığım sürede bu tarifle karşılaştım. Bu tarif bana gerçekten inanılmaz yardım etti, inanılmaz etkili. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu çayı spor ve diyetinizle desteklediğiniz zaman 3 günde 3-4 kilo verdiğinizi göreceksiniz. Bizzat denenmiş ve sonuç almış biri olarak söylüyorum bunu. O yüzden sakın üşenmeyin ve bu çayı mutlaka yapıp için. Peki bu birazdan hazırlayacağımız detoks çayından ne gibi bir faydaları var? Hemen onlardan bahsetmek istiyorum. Bir kere inanılmaz iyi ve inanılmaz hızlı bir şekilde ödem atmanızı sağlıyor. Onun dışında sindirim sisteminizi düzenliyor. Kesinlikle bağırsaklarınızı çalıştırıyor ki bu benim her zaman aradığım bir şeydi. Ve en önemlisi bu çayı gün içinde içeceğimiz için kesinlikle ve kesinlikle tokluk hissi veriyor arkadaşlar. Dediğim gibi gün içinde içeceğimiz için ister sıcak ister soğuk hiç fark etmez. Gün içinde içeceğimiz için bizi inanılmaz derecede tok tutacak. Hiçbir şekilde yemek yemek istemeyeceğiz. Bu da bizim diyette tek istediğimiz şey tok olmak. Canımızın yemek yemek istememesi. Dolayısıyla ne yapacak? Zayıflamamıza yardımcı olacak. Ama hemen bir kocaman bir parantez açmak istiyorum. Arkadaşlar bu çay dahil hiçbir detoks suyu, hiçbir çay sporsuz ve sağlıklı beslenmesiz, yani diyetsiz hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Yani işte ben bu çayı içeyim, gün içinde yediklerime hiçbir şekilde dikkat etmeyeyim, hamburgerler, pizzalar veya işte tabak tabak yemekler yiyeyim ama işte nedir, detoks suyu içiyorum. Asla hiçbir faydasını göremezsiniz. Dediğim gibi bu tarz çayların ve suların kesinlikle spor artı diyetle desteklenmesi gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bu çayı içerken mutlaka ve mutlaka kendinize uygun, kendi yaptığınız diyete devam edin. Veya diyette değilseniz kendinize göre bir diyet bulun ve yanında bu çayı içmeyi ihmal etmeyin. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu detoks çayı diğer çaylar gibi değil arkadaşlar. Yani işte 5 gün yapıp 2 gün ara vermeli veya işte 1 hafta yapıp 3 gün ara vermeli gibi bir şey yok. İstediğiniz sürede istediğiniz kadar içebilirsiniz arkadaşlar. Tek şartımız var, gün içerisinde taze taze hazırlamak. Onun dışında istediğiniz sürede istediğiniz kadar içebilirsiniz. Mesela ben sanırım yaz boyunca bu detoks çayını içmeyi ihmal etmeyeceğim. Eğer siz de benim gibi yaz boyu diyetinize devam edecekseniz bu çayı kesinlikle masanızdan ihmal etmeyin. O zaman ben bir an önce çayımızın malzemelerini göstereyim size ve birlikte yapmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu çayın olmazsa olmazı kesinlikle şu ananas kabuğu arkadaşlar. Bir tane tüm ananasın yarım kabuğunu alıyoruz. Yani şu şekilde, normalde bir de bunun diğer yarısı var ya, onu almıyoruz. Şöyle bir tane yarısını alıyoruz. Onun dışında şu ananasın orta kısmı var ya, bunu yiyemeyiz biliyorsunuz, çok acı bu. Bu orta kısmını koyuyoruz ve şöyle yarım demet maydanozumuz var arkadaşlar. İki tane çubuk tarçınımız var. Şöyle 4-5 tane de karanfilimiz var. Bir tane tüm limonumuz var ama bu limonda bir espri var, onu birazdan yaparken anlatacağım. Ve bir tane de elmamız var. Malzemeler kesinlikle gördüğünüz gibi her evde olan malzemeler. Belki bir ananas yoktur. O da şu an her markette bulmak çok kolay. Hatta böyle sizin için kesiyorlar. Ben mesela ne zaman ananas alsam bu şekilde kesiyorum. Evde kendim kesmekle kesinlikle uğraşmıyorum. O yüzden sadece belki ekstra bir malzeme ananastır. Ama onu dediğim gibi artık her yerden bulmak çok kolay. Şimdi beraber bu çayımızı hazırlayalım arkadaşlar. Şöyle büyük bir tencere aldım. İlk başta bu tencerenin içine şu ananasın orta kısmını, ananasın kabuğunu
Ve özellikle bilmem az önce söyledim mi hatırlamıyorum. Maydanozun kabuklarıyla beraber atıyorum arkadaşlar. Kesinlikle maydanozun kabuklarını ayırmıyorum veya temizlemiyorum. Olduğu gibi bu şekilde kabuklarıyla beraber içine koyuyorum. Karanfilimizi koyuyoruz. 5-6 tane dediğim gibi karanfilimiz var. 2 tane çubuk tarçınımız var. 1 tane de olabilir, isteğe bağlı. Şimdi dediğim gibi şu limonumuz var arkadaşlar. Bu limonu ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir yarımı bu şekilde parçalayıp direkt çayımızın içine atıyoruz. Bu diğer yarımı ise şöyle ben hemen bir çatal yardımıyla suyunu içine sıkacağım. Çekirdekleri falan gidebilir, hiç problem değil. Çünkü zaten sonra süzeceğiz. Böyle canı çıkana kadar bu limonu şimdi çayımın içine sıkacağım. Şimdi suyunu sıktığım limonun kabuğu bu şekilde kaldı. Bu kabuğu da kesinlikle çöpe atmıyorum. Bunu da bu şekilde böyle 3'e 4'e bölüp çayımın içine atıyorum. Daha sonra bir tane yıkanmış elmam var. Onu da bu şekilde 5-6 parçaya bölüp direkt içine atıyorum. Bu aşamada kırmızı elma veya yeşil elma hiç fark etmez. Muhtemelen bunu soracaksınızdır. İster kırmızı elma ister yeşil elma arkadaşlar. Hiç fark etmez. Evinizde hangi tarz elma varsa onu kullanabilirsiniz. Ve 2 litre su arkadaşlar. 2 litre suyumu da güzelce çayımın içine koyuyorum. Şimdi bu şekilde bir karışımım oldu arkadaşlar. Şimdi ben bunu güzelce kaynatacağım. Ne kadar kaynatacağım derseniz yaklaşık bir kaynamaya başladıktan sonra bir 10 dakika falan kaynatacağım. Daha sonra diğer püf noktalarını anlatmak için tekrar buradayım. Evet arkadaşlar benim detoks çayım hazır. Dediğim gibi şimdi birkaç püf noktası var. Sizinle hemen onları da paylaşayım. Şimdi dediğim gibi kaynamaya başladıktan sonra bir 10 dakika kadar güzelce kaynattım. Ama ondan sonra hemen süzme işlemini almadım. Ne yaptım? Altını kapattım. Bir 10 dakikada ağzı kapalı bir şekilde tenceremde beklettim. Neden? Çünkü hem malzemeler daha güzel yumuşasın hem de birbiriyle güzelce özleşsin diye bir 10 dakika kadar da hem altı kapalı hem ağzı kapalı bir şekilde güzelce beklettim. Daha sonra süzme işlemini aldım. Ve diğer önemli olan bir konu da şu arkadaşlar. Şimdi çayımızı sürahimize aldık arkadaşlar. Ben şöyle mesela kendime bir bardak hemen koydum. Neden? Ben bunu bu şekilde yapıyorum. Yapıp yapmamak sizin elinizde. Ben çayımı hazır ettikten sonra hemen ilk sıcağıyla 2 bardak içmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Zaten sonra soğuduğu için soğuk içmeye devam edeceğiz. Ama ben ilk 2 bardağın sıcak olmasına dikkat ediyorum. O yüzden hemen şöyle bir bardak kendime koydum. Şimdi videoyu kapattıktan sonra güzelce içeceğim. Hatta bir yudum alayım dedim. Onun dışında gün içinde tabii ki akşam 9'a kadar olmak kaydıyla istediğiniz aralıklarda istediğiniz zaman içebilirsiniz. Size gerçekten hem önem arttıracak hem de gün boyu içeceğimiz için çok güzel bir şekilde tokluk hissi verir. Bir de şunu söyleyeceğim. Bu detoks çayı diğer çaylar gibi işte tatsız, ekşi veya acımtırak bir tadı yok arkadaşlar. Kesinlikle içmesi o kadar güzel ki böyle yumuşacık gidiyor. Hele ki artık havalar ısınmaya başladı. İşte tamam ilk 2 bardağımı sıcak içiyoruz ama ondan sonra ister istemez soğuyor. İşte böyle yazın güzel, fresh bir tat bırakacak ağzınızda. Gerçekten içmesi o kadar güzel ki böyle yağ gibi de kayıyor derler ya. Gerçekten yağ gibi kayacak bir çay. Gerçekten içtiğiniz zaman midenizi falan bulandırmayacak. Buna garanti verebilirim arkadaşlar. Evet dediğim gibi altını kapattıktan sonra mutlaka tencerede bir 10 dakika dinlendirmeye bırakın. Ve ilk 2 bardağı mutlaka sıcak içmeye çalışın. Ondan sonra soğuk içebilirsiniz. Ve bir de şunu söyleyeceğim. Bu çayı lütfen geceden hazırlamayın. Bu çayı sabah kalktığınız zaman kahvaltınızı hazırlarken koyun ocağa. Zaten siz kahvaltınızı yapana kadar çoktan kaynamış, işi bitmiş olacak. Çünkü niyeyse bilmiyorum ama bu detoks çaylarının ve detoks sularının sıcak içildiği zaman sanki bir tık daha etki ettiğini düşünüyorum ben. Eğer tecrübeme azıcık olsa da güveniyorsanız sabah kalktığınız zaman taze taze kaynatın ve ilk 2 bardağı mutlaka ve mutlaka sıcak için.
Evet arkadaşlar, çayımız bu şekildeydi. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Lütfen beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi hesabım onayda giden 55 kilo. Beni oradan da takip edip destek verirseniz çok mutlu olurum. Bu arada bu çayı deneyen arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtin. Her zaman söylüyorum, yorumlarda konuşalım, birbirimizi motive edelim. Farklı alternatifleriniz varsa onları yorumlarda belirtin. Bana ve birçok arkadaşımıza fikir olacağını sakın unutmayın. Evet, bu videoyu da artık burada kapatayım. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.